Teşekkürler. Ben de genel kurulu saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Aile ve Gençlik Fonu adı altındaki bu kanun teklifiyle birlikte bir kez daha emek gücünü karşılamaya, sermayenin talebi doğrultusunda ucuz iş gücü olarak emeğin yeniden üretimini öngören bir düzenlemeyle karşı karşıyayız. Bu yüzden bu kanun teklifiyle derdiniz ne yazık ki kadınları ya da gençleri korumak ya da güçlendirmek değil. Eğer öyle olmuş olsaydı hali hazırda var olan kazanılmış haklarımıza göz dikilmezdi. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmazdı mesela. 62-84'e, nafaka hakkımıza, boşanma kanununa göz dikilmezdi. O yüzden bu kanun teklifiyle derdiniz kadınları korumak falan değil. Kadınların daha fazla ezilmesine neden olan erkek egemen cendereye biz kadınları daha fazla sıkıştırmak. Aileyi güçlendirmek adı altında kadınları ezen tüm ilişki biçimlerini yeniden ve yeniden üretmek üzere bir düzenleme yapmak istiyorsunuz. Gerçekten kadınlar üzerinde bir tahakküm makinesi kurulmuş durumda değerli milletvekilleri. Ve bu makine gün gün an an işlemeye devam ediyor. Tüm kurumlarıyla, tüm organlarıyla işlemeye devam ediyor. Ve bunun sonucunda da bizler her gün yeni bir kadın cinayetiyle, her gün erkek şiddetiyle, her gün ev içine hapsetme ve cinsiyete dayalı iş bölümünün parçası haline getirme politikalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bugün sabah Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı bütçe konuşmasında şöyle demiş değerli milletvekilleri, kadına yönelik şiddetle mücadelede dünyada eşi benzeri görülmemiş bir hukuki düzenlemeye sahibiz demiş. Tıpkı ekonomimiz uçuyor masalları gibi bir şey değil mi? Gerçekten inanılır gibi değil. Hakikatten kopmuş, gerçekten kopmuş, akıllara zarar bir açıklamayla karşı karşıyayız. Dünyadan haberimiz var. Tam da onun içerisindeyiz. Biz kadınların sözcüsüyüz. Hiç oradan öyle laf atma. Hiç oradan öyle laf atma. Bir de kadın kolları başkanı olacaksın. Hiç öyle laf atma. Bakın arkadaşlar, bu kadar hayal dünyasının içinde gezmeseydi bu siyasi iktidar 21 yıldır bu ülkeyi nasıl kadın mezarlığına dönüştürdüğünüzü siz görürdünüz, siz. Siz. Yazıklar olsun sana. Kadın kolları başkanı diye oturuyorsun o koltukta. Yazıklar olsun. 21 yılda bu ülkede 21 yılda 8000 kadın erkekler tarafından katledilmiş. Biz kadınlar rakam değiliz. Kendine gel. Kendinize gelin. Bir de kadınlar olarak bir kadın milletvekili konuşurken car car oradan bağırıyorsunuz ya. Sizin yalanlarınızı tüm dünya biliyor be. Tüm dünya biliyor. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının ardına, değerli Azirun, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının ardına 603 kadın katledildi erkekler tarafından. Bugün geldiğimiz aşamada bizim literatürümüze şüpheli kadın ölümleri diye bir kavram girdi. Şüpheli kadın ölümleri. Bu kadınlar ölürken yanlarında nedense hep erkekler oluyor. Düşerken, yüksekten düşerken hep yanlarında bu kadınların erkekler oluyor. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıyorsunuz. Kadın düşmanı dilinizle, politikalarınızla bize laf anlatmaya çalışıyorsunuz. Yeter ya, yeter. Eğer sizin gerçekten derdiniz kadınları korumak falan olsaydı, cezasızlık politikalarına, hani o tarikatlarınız var ya, hani o cemaatleriniz var ya, küçük kız çocuklarına, erkek çocuklarına taciz eden, bir kereden bir şey olmaz dediniz ya. Neye gülüyorsun? Kadın cinayetlerine mi gülüyorsun? Kes sesini, kes. Kes sesini. Kadını, kadını. Dolayısıyla sizin tek amacınız o secde ettiğiniz patronlarınızdan başka bir şey değil. Sermaye politikalarından başka bir şey değil. Kadınlar ve gençler üzerinde sermayenin boyunduruğu daha da artsın istiyorsunuz. Sizin derdiniz bu. Gençler ve kadınlar bu sömürü çarkının dişlisi olsun istiyorsunuz. Bakın kanun teklifinde
Bir dakika. Buyurun devam edin. Değerli milletvekilleri, demişsiniz laf ki... atmanın bir yararı yok. Hatip'i dinliyorsunuz. Evet. Bir sataşma varsa gelir söz alırsınız. Enerjileri dikkate değer vizyonları içinde yaşadıkları toplumların sürekli gelişimi için vazgeçilmez unsurlardır demişsiniz. O hayal dünyanızda. Yahu biz geçen hafta Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinde gençlerin güçlendirilmesiyle ilgili bir sürü önerge verdik. Hepsini reddettiniz. Hepsini reddettiniz. Bir ayda 4 öğrenci intihar etti. Görmezden geldiniz. Sayenizde sizin, öğrencilerin, gençlerin hayalleri kalmadı. Enerjileri bitti. İdealleri kalmadı. Siz kalkmış bize hangi enerjiden, hangi hayalden bahsediyorsunuz? Siz gençlerin enerjilerini, ideallerini bitiren iktidarın sorumluları değil misiniz? Dolayısıyla bu teklifin, değerli hazırım, bu teklifin kadınları, gençleri güçlendirmekle, onları korumakla uzaktan, yakından bir ilgisi yoktur. Yine aynı AKP hikayeleriyle, yine aynı hamaset politikalarıyla... Önergeyi...